Merhabalar, ben Kürtis Kötev ve Kasay Su'nun 28 olması lazım, evet. 28. bölümüne hoş geldiniz. Burada bayağı bir değişiklik görüyorsunuz. Evet, sırasıyla size yaptığım bazı değişikliklere değineceğim. İlk olarak, gördüğünüz gibi şu enerji hattı biraz değişti. Tanıdığınız bir yönteme geçti. Burada dizel jeneratör, buradaysa... bir saniye... şu, 4X10 wire'la yapılmış olan voltaj battery buffer. Ve burada da 4X10 cable var. Bu da şu şekilde yapılıyor. İki kere katlamamız lazım. Ve bu... bunun içinde tabii ki de sodyum pillerimiz var. Bunların yapımını gördünüz. Size göstermek için burayı açık bırakmıştım. Böyle çok daha güzel bir sisteme geçtik. Size göstermek istediğim kısımlar için şu core blokları açık bırakmıştım. Şu arkaya da bir çıkış sistemleri falan olacak. Burası full redstone'umuzu işliyor. Sırada burası. Burası da birebir aynı sistem. Tek fark. Burası medium voltaj buffer. Yani medium piller taşıyor. Burada görmediğiniz iki makine var. Bu ve bu. Onlara birazdan değineceğim. Sırasında basic alloy smelter, basic extractor, basic kompresör ve gördüğünüz gibi burada artık hiçbir steam makinemiz yok. Bu üçü tamam. Bunun yanı sıra elektromagnetik separator, bazı madenleri bunda ayıracağız. Bunun yanı sıra basic fluid canner, bunu kullanmamın sebebi extractor'dan bazen elde ettiğimiz canleri boşaltmamız gerekiyor. Arkasına void pipe bağlı. Ve bu da concrete üretmek için kullandığım bir arkadaş. Biraz test için üretiyordum. Şuradan stone dust'larımızı alalım. Ve şunun içine koyalım. Bu çıkışı buraya veriyor. Bunun içine su doldurmamız da lazım tabii ki de. Tabii bu bayağı bir işe yarıyor. Gördüğünüz gibi. Bu da buradan concrete elde ediyor. Şurada biraz daha şunlar vardı. Bütün redstone ore'larımızı işledik. Şunları da atalım. Siz de gelin şuraya. Evet. Böyle hoş bir biçimde asfalt elde ediyoruz. Belki bir gün ihtiyacımız olur. Bunun yanı sıra diğer makineler. Scanner. Bu seedleri taramak için kullanacağım. Tabii böyle de bir işe yarıyor. Fakat bunu asıl seedleri taramak için kullanacağım. Bunun yanı sıra forestry ağaçlarını ve arılarını da taramaya yarıyor. Ve kelebeklerini. Ama benim asıl şu an kullanacağım amaç bu. Seedleri tarayacak. Evet. Bu arkadaşlar bu şekilde. Şurada yeni bir makinemiz yok gördüğünüz üzere. Buradaki yeni makineleriniz ise bu ve bu. Bunların advanced versiyonunu yaptım çünkü bazıları gördüğünüz gibi 120 EU istiyor ve tabii şuna ihtiyacım olmayacak. Bu çok daha sonra şöyle bir arkadaş için lazım. Bu ne işe yarayacak diye soracak olursanız. Mesela. Bu değil. Bu arada şöyle. Redstone chipset yapabiliyoruz bunda. Mesela bu. Basic circuit board. Ve bu. Bu arada şu red garnet ya da ruby. Hangisini kullanırsanız kullanın. Kırmızı olması yeterli. Bu lensler gördüğünüz gibi. İngilizce bilenler anladı. Türkçe'yi çevireyim. Bu yok olmuyor. Tıpkı şu arkadaşlar diyor. Bu da bir kalıp.
Şuraya konuluyor ve yapılacak işi o belirliyor. Bu arkadaşın bizim için bir önemi daha var. Bu şöyle şeyler de yapabiliyor. Tabii bunu şimdi yapamıyoruz. Daha sonra yapabileceğiz. Bunun iki üst versiyonunu yaptıktan sonra, yani Applied Energistics ise bunun iki üst versiyonunu yaptıktan sonra girebileceğiz. Yani muhtemelen yapacağımız ilk ikinci kademe olması, ikinci kademe Advanced ya da üçüncü kademe Advanced makine bu olacak. Aslında Applied Energistics ise şimdiden hafiften girebiliyoruz. Şimdi diğer bir yandan şu arkadaşa bakalım. Bu arkadaş böyle bir iş yapıyor. Hatırlatalım. Inscriber burada kapalı. Yani o yüzden bu arkadaş çok daha değerli bir durumda. Bunun yanı sıra şöyle moltlarla çalışıyor bu. Yani kalıplarla. Mesela şurada Iron Chip elde ediyoruz. Ya da bu. Benim kullanacağım şey bu. Mesela Advanced Circuit Board'u böyle yapabiliyoruz. Beraberinde Advanced Circuit'i bu şekilde yapacağız. Bunun yanı sıra Galacticraft'ın wafer'larını da yapabiliyoruz. Evet, bu arkadaş böyle yapılacak. Kısacası bu işe yarıyor. Ayrıca Redstone.com chipset falan filan. Buildcraft recipe'lerini de yapabiliyoruz. Bunun dışında Basic Circuit Board'u çok daha ucuz bir biçimde yapabilmemizi sağlıyor. Silicon Plate'te gördüğünüz gibi normal plate. Silikonu da elde ediyoruz. Hatırlatayım. Bolca silikonumuz var. Hatta ben biraz plate'ini elde edeyim. Hazır boşta duruyorken. Ve beraberinde şu iki arkadaşı sizle beraber düşeceğim. İlk olarak şöyle bir zımbırtı döşeyelim. Evet. Inventor cable'larımız gel. Burası bağımsız bir ağ olacak. Ardından basic macerator'larımız. Dikkat edin, yukarıdaki bağlı değil. Özür dilerim, gıcık tuttu ciddi bir biçimde. Yukarıdaki bağlı değil çünkü bağlı olmaması sebebi yukarıdakileri manuel kullanacağım. Alttakiler otomatikleştirilmiş haldeyken yukarıdakiler sadece benim elle kullanımım için var olacak. Aslında öndekileri de yapabilirim. Aslında öndekileri mi yapsam? Güzel soru. Evet, öndekileri yapmam sanki daha mantıklı gibi geliyor bana. Daha rahat bir erişim var çünkü öndekilerin. Evet, öndekiler. Tamam, furnace bunlar. Macerator. Sen şuraya da kontrolör koyarım ve bana bir yandan mesaj geldi. Önemli bir şey değil. Biri serverda ölmüş. Manu serverda öldüğünü söylemek için mesaj atmış. Neyse. Oh. Nefret ediyorum bundan. Azanor, seni çok severim ama bu olayların güzel değil. Şimdi controller gel. Controller'ı da şöyle. Aslında dur. Controller da direkt bağlanabiliyor. Hatta bakalım. Evet, 3 tane görüyoruz. Tamamdır. Bakalım.
Devam edelim. Şimdi bunlar hazırlandı. Bunların dizel jeneratörünü bağlamış mıydım ondan bir emin olayım hala. Ana hat tamamen buna bağlı. Tabii ki de bunlar çalışmayacak. Dizeller hepsini seç diyelim tamamdır. Ve şu WhatsApp'ı sessize alsam çok güzel olabilir. Evet. Şimdi devam edelim. Bize 2 adet chest lazım. Iron chest tercih. Aslında 4 tane lazım. O yüzden... Testere gel. Ha? Burada bir problem var. Evet, ciddi bir problem var. Evet. Yine kafan mı güzel? Ben bu oyunu yeniden başlatıp geliyorum. Evet ve geri geldim. Beraberinde de problem çözüldü. Pardon. Biz ikisini de kullanacaktık. Ha bu arada şu Diamond Chest nasıl yapılıyor diye soracak olanlara. Bu şekilde herhangi bir cam içerisine gold chest ya da bu şekilde. Upgrade'ini de tahmin etmişsinizdir. Tamamdır. Şimdi yetmiş. Inventories. Ha, pardon yanlış yere bakmıştım. Bu yükseklik. Altmış üç, altmış dört, altmış beş, altmış altı. Tamam. 63, 64 şu an. Input. Altmış üç. Tamam. Like this. Tamam. Sonrasında output'umuzu yaratalım. Şöyle susalım bakalım. Evet tabii tam ayarlamadık. Up. Tamamdır. Sonrasında da senin output'unu ismini bir ayarlayalım. Mesurator in. Tamam. Sen de gel. Sonrasında input'umuz. Mesurator'lar. Kuzey. Yönleri şaşırdım. Neyse ben şöyle hepsini garantiye almak için aktif edeyim her zamanki gibi. Blacklist.
Ardından output. Evet, bu. Down. Nedense aklıma hep Arnold Schwarzenegger'in Put That Cookie Down'ı geliyor. YouTube'u aratabilirsiniz. Eğlenceli bir videodur kesinlikle. Peki, başlangıç için mesela iter'e ne koyabiliriz? Mesela led or. Ardından iron, silver'a gerek yok. Iron, tin. Evet. Gayet güzel bir biçimde işliyor. Evet. Tamam, bu kısım çalışıyor. Hostile Creatures'ın sesini kısalım. Ardından create trigger in. Tamam, furnace'ın input'u semol. Chest. Put that cookie down. Evet, furnace'larımızın da input'u bu. Ardından output furnace. Son. Tabi ayarlarını yapmayı unuttuk. Target up. Evet, gayet güzel çalışıyor. Sonrasında da furnace output'u da halledelim. Furnace out. Input. North, south, east, west. Blacklist. Whitelist modunu alırsak, hani sadece whitelist'i kabul, şey, orada olan itemları alacaktır ki bu istediğimiz bir şey değil. Output. Down. Tamam, harikasın. Furnace'larımızı da hallettik. Yay! Yeni maden işleme alanımız da burası. Aslında temel maden işleme alanımız. Şu ve şu arkadaşı da bir yere genişleteceğim. Fakat sanırım onu yeni eve taşındığımda yapacağım. Bu arada yeni evde sürpriz bir konuğumuz var. Bana evi inşa etmek konusunda yardımcı olacak. Kim olduğunu tahmin etmeye çalışın. Belki bulabilirsiniz. Ama inşaatı bayağı iyi bir arkadaşımız kendisi. Evet, beraberinde sıra bunun için lens yapmaya geldi. İlk olarak bize senin yapımın için Jasper gerekebiliyor. Ignis gerekebiliyor, Ignis kullanabilirim. Hatta dur, Ignis'in yapımına bakayım. Evet. Tamam, kolaysın. O zaman Ignis gel. Sonrasında da
Sen şu Masquerader'a gir. Sonrasında da kompresörü nereye koymuştum? Buraya koymuştum. Kompresörden geç. Ve benim şu upgrade'den yapmam lazım. Iron plate, plastic pulp ya da wood pulp. Wood daha ucuz benim için. Yani bunun anlamı hemen bir wood pulp yapımına bakalım. Şurayı durdurmuştum. Artık çalışacaklar. Evet. Bu bir şekilde wood pulp üretsin. Hatta şu da üretsin. Bize wood pulp lazım. Bolca. Ve biraz da silicon plate değil, iron plate. Şimdi 12 tane üretelim bir. Bu hazır. Sonra da bunu LT'den geçireceğiz. Ve bize bu iki arkadaşı verecek. Teşekkürler. Sonrasında da bunu buraya koyacağız. Bunu yapabileceklerimiz bu. Bayağı bir şey var. İlk önce enamel değil de normal copper da oluyor. Evet, copper foil. Aralarında herhangi bir enerji farkı yok. Copper foil. Bu da copper plate'in tekrar işlenmesiyle oluşuyor. Aslında direkt 24 tane lazımdı. Sen dur, gel. Sonrasında da copper. 4 tane copper plate yapalım. Sonrasında onları copper foil ile çevirelim. Ore'ları şu işlesin ya. Bakalım hiçbir tanesi olmuş mu? Olmuş. Bunlar olmuş. Copper foil'lerimiz oluyor. Ya yani copper folyo. Ardından gel. Evet. Fazla güzel bir tasarım var. Evet, kesinlikle bu tasarım çok güzel. Bu dizayn. Sizin kullanmamız için silicon plate lazımdı. 1, 2, 3, 4 tane silicon plate. Evet. Çok daha ucuza circuit elde edebileceğiz artık. Ha, bir tane muffler upgrade'imiz olmuş. Mesela sana koyalım. Artık bu makine ses çıkartmıyor. Birkaç tane daha olduğu takdirde diğer makinelerde de göreceksiniz. Şu an diğer makinelerde çalıştığı için mecburen ses çıkartıyor arkadaş. Bu arada şunları önemli bir zamana saklamak için. Burası bayağı dolmuş. Bir kısmını yok etmeye başlasam güzel olacak ve
sugarcane'leri bu yolla üretmek cidden çok daha makul bir şey. Unutmadan yeni evim için bir önemli bir eksiğim olan istediğim Miscraft sayfalarından bazılarını da elde ettim. Aslında hepsini elde ettim. Ve kategorize etmeyi bitirdim. Bir sonraki bölümün başında Miscraft dünyamızı yaratarak başlayabiliriz. Hadi ikincisi seni bekliyorum. O esnada ben biraz daha... Mesela zaten bunu yapmama gerek yoktu. Çünkü zaten toplamda 16 tane kullanacağız. Evet. Muffler upgrade'in açıklamasına bakarsanız makinelerin sessiz çalışmasını sağlıyor. Başka bir etkisi yok. Herhangi bir enerji şudur budur istemiyor. Ancak makinelerin sesini kesiyor. Ki bu bizim istediğimiz bir şey. Çünkü hatırlatırım, makinelerimiz bayağı gürültülü çalışıyor. Güzel bir creeper'ımız var ancak silahım yok. Bölüm arası silahım kırıldı. Evet. Copper plate'lerimiz oluyor. Ve bunları da copper folyoya çevireceğiz. Kısacası çok daha ucuz artık. Bir tane daha hazır. Şu üçünde sessizlik upgrade var. Şunda da olduğunda efektini göreceksiniz. Ben şunları yavaştan şuraya koymaya başlayayım. Sarım folyoyla saklayamıyormuşuz makinelere. Folyo demişken yakında patates cipsi de değişik yemeklere başlayabilirim bir ara. Onu söyleyeyim. Çünkü Great Tech'in yemekleri cidden ilginç oluyor. Aa yok, direkt bir steak ihtiyacım olacak. Aha. Kısacası bir steaklik. Tamam, yanlış hesapladım. Bir steaklik circuit malzemesi elde ediyorum. Bir steak artı 4. Bir süre bana yetecektir. Bayağı bir süre. Çünkü makinelerin çoğunu zaten yaptık. Keşke bunları baştan yapsaymışım. O kadar baştan değil ama gene baştan. Ay yok, tamam. Ben yanlış anlamışım. O zaman 20 tane circuit olacak. Gene gayet yeter. Çünkü circuitleri bir süre artık o kadar kullanmayacağız. Belki centrifuge ve ore washing planet yaptığımız takdirde biraz kullanacağız. Evet. Great Tech'te önceliğiniz her... Evet. Herhangi bir makine sesi duyuyor musunuz? Hayır. Hatta... Burada duyuluyor ancak orada duyulmuyor. Ben nereye girdim? Evet. Muffler upgrade. Kesinlikle sahip olmanız gereken önemli bir upgrade. Kesinlikle. Her derde deva bir upgrade. Onun yanı sıra şöyle de stone dustları koyalım. Concrete'lerimizi de alalım. İşe yararlar illa. Çünkü zaten bunları başka bir iş için kullanamıyoruz. Bari çimentomuz olsun. Bir tane daha muffler upgrade. Şimdi neye koyalım?
Neyse sen kenarda dur. Sen ihtiyaç duyulduğunda konulursun. De bu da çok sessiz oldu. Alışamadım. Makinelerin çalışmasına alışkın ben. Evet. Ama siz izleyiciler için çok daha rahatlatıcı olmuştur diye düşünüyorum. Kulaklarınız artık makine sesiyle tırmalanmıyordur. Evet, sesi bu yüzden kapatmıyordum çünkü bunu yapmak istiyordum. Evet, sanırım benim bolca sentrifüj yapmam gerekecek. Yani kısacası... Crafting beni bekliyor! Evet. Bu arkadaşla da circuit parçası yapmam gerekecek. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.